Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadife ipten bu botu yapacağız. Ben bir tek eşini yaptım. Diğer eşini de sizlerle birlikte yapacağız. Öncelikle bunun için bir adet keçe tabanımız var. Bunun üzerinde yapacağız patiğimizi. Daha böyle hazır, daha sert durması için. Daha sonrasında kadife ipimiz var. Ben Himalaya Dolphin Baby'yi kullandım. Gayet güzel bir ip. Bir de örmek için 4,5 numara bir tığ. 4,5 milimetrelik bir tığ. Bir de taban çalışması yapmak için 3,5 numaralı bir tığa ihtiyacımız olacak. Şimdi hep birlikte başlayalım. Öncelikle 3,5 numaralı 3,5 milimetrelik tığ ile başlayacağız. Şimdi ilk önce bir ilmek alıyoruz. Daha sonra bu tabanlarımızın dış kısmı bize bakacak şekilde çalışıyoruz. Ve şu iç ayak kısmından örmeye başlayacağız. Bu kısım biraz zor oluyor. O yüzden biraz ince bir tığ kullandım ama yine de örmesi biraz zor oluyor tabii ki. Şöyle geçirdim, sıkıladım. İpi şu araya alarak birkaç defa işlemimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle ipi doluyoruz. Sonra boşluğumuza batıyoruz. Çekiyoruz ipimizi. Ve üçünü tek seferde ipimizi buradan geçiriyoruz. Tığ biraz ince olduğu için tabii ki geçirmede zorluk yaşıyorum. Tekrar ipi doladım. Buradan aldım. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Evet, bunu bırakabilirim. Şimdi bir de püf noktası. Her deliğe tek batarken bu taban kısmı ve şu burun kısmında belli sayılarda çift batacağız ki kasmasın. Biraz daha geniş olsun. Şimdi şöyle hesaplıyoruz. Tam orta noktasını buldum. Ben buradan 2, 4, 6 tane deliğe ve buradan da yine bu 6 deliğe çift batacağım. Evet, biraz zor oluyor sert olduğu için. Aynı deliğe. Evet, bu şekilde buraya gelene kadar yine çift batacağım. Buradan yine burun kısmından şu orta noktayı kendime baz alıyorum. 2, 4 ve buradan 5 tane. 2, 4 ve buradan da 5 tane olmak üzere bunu saymadan 5 buradan 5 buradan 11 de bu 11 deliğe de buradan çift batacağım ve buraya kadar tek batacağım. Buraya kadar çalışalım, daha sonra tekrar görüşelim. Evet, ben sonuna kadar geldim. Son kısma da yapıyorum. Evet, son kısmı da yaptım. Şöyle göstereyim. Bu arada tığımı da değiştireyim. Dediğim gibi burun kısmına ve topuk kısmına çift batmak kaydıyla
Diğer kısımlara da tek olarak battım. Sıramı bitirdim. Şimdi 4,5 milimetrelik tığımı alıyorum. Buraya sabitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Bir üst sıraya 2 zincir çekerek devam ediyorum. Şimdi her boşluğa trabzan yapacak şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Tekrar söylemem gereken bir şey var. Bu taban çalışmasını yaparken tabanın dış kısmı bize bakacak şekilde çalışıyoruz. Burası iç kısmı, burası dış kısmı. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra ördüğümüz zaman zaten bu şekilde yukarı doğruya çıkıyor. Tekrar burada bakın her boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. İki kere de çıkıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonrasında bir üst sıraya çıkıp orada artık örneğimizi kurmaya başlayacağız. Ben bu sırayı tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben sonuna kadar geldim bu sıranın. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Önce şu son trabzanımı da yapayım. Evet, şimdi burada iki zincir çekerek devam etmiştik. O zincirin şöyle başına batıyoruz. Kaydırma işlemiyle burayı birbirine bağlıyoruz. Yine iki zincir çekerek üste çıkıyoruz bir üst sıraya. Şimdi burada farklı bir trabzan yapacağız. Yine ipimizi doladık. Sıradaki trabzanın şöyle alttan alıyoruz. Buraya trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar doladık. Bir yanındakine geldik. Bu sefer bu şekilde alıyoruz. Bakın. Tekrar göstereyim. Bir sonrakine geldik. Alttan şu şekilde giriyoruz. İpimizi alıyoruz ve yine iki kere de çıkıyoruz. Yine ipimizi doladık. Bir sonrakine bu sefer tersten aynı şekilde alıyoruz. Bu bakın böyle bir önde bir arkada, bir önde bir arkada şeklinde ilerliyor. İlerledikçe şu görüntüyü bize verecek. Bunu da hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan sırayla bir önden bir arkadan. Tığım da gıcırdıyor biraz. Tekrar gösteriyorum. Bir önden. Yine iki kere de çıkıyoruz. Bir arkadan olacak şekilde yine bütün sırayı tamamlayıp bir üst sıraya çıkacağız. Ben bu sırayı da bitirdim. Şimdi tekrar birleştirme işlemimizi yapalım. Yine iki zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi burada artık zaten trabzanlarımız kendini belli ediyor. Dışarıdan olan trabzanı yine dışarıdan alıyoruz. Arkadan olanı yine arkadan. Önden olan trabzanlarımızı önden alıyoruz. Arkadan olan trabzanlarımızı arkadan almaya devam ediyoruz. Ve bu şekilde istediğiniz boyuta ulaşana kadar 4 ya da 5 sıra ördükten sonra toparlama işlemine geçeceğiz. Artık eksiltme yapacağız. 4 ya da 5 sıra istediğiniz ölçüde örerek sonrasında burada birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra kesme işlemini de size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra ördüm. 5. sıraya da geçtim. Tekrar göstermiyorum nasıl bir üst sıraya çıkacağımızı.
Şimdi burada yapacağımız şöyle bir işlem var. Artık daraltma işlemine geçeceğimiz için. Şimdi burada da gördüğünüz gibi işaretleyicilerim var. Önce bu burun kısmından şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Ortadaki şu dışa dönük olan ilmeğimizi işaretliyoruz. Önden olanı. Daha sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya ve 8.ye tekrar bir işaret koyuyoruz. Yine buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.ye bir işaret koyuyoruz. Şu kısımlarımız bizim daraltma kısımlarımız olacak. Şimdi işaretli yere kadar tekrar örüyoruz. Benim tığım biraz ses yapıyor. Bu sesten rahatsız olanlar vardır umarım. Rahatsız olan vardır diye düşünüyorum daha doğrusu. O yüzden fazla rahatsız etmemek adına işaretli yere kadar ben öreyim. Sonrasında tekrar devam edelim. Evet, ben bu işaretli yere kadar geldim ve işaretimizi de önden olan trabzanımıza yalnız batırıyoruz. Şimdi burada artık toplama işlemine başlayacağız. Doladım. Buradan aldım yine. Sadece bir kere. İki ilmeğim kaldı. Bir daha doladım. Arkadan alıyorum. Bir kere buradan geçiriyorum ilmeğimi. Sonra bu üçünü tek seferde tekrar yapıyorum. Bir kere doladım. İlmeğimi geçirdim. Bir kere tekrar doladım. Arkadan alıyorum. Bir kere çekiyorum. Sonrasında kalan 3 ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Diğer işaretlediğimiz yere kadar bu şekilde devam edeceğiz. İlk sıramızın eksiltmesi bu şekilde olacak. İsterseniz bu ortadaki işaretleyiciyi çıkarabilirsiniz. Artık bizim için bir önemi yok bunun. Çünkü sadece ortayı belirlemek adına takmıştık. Ama dilerseniz kalsın. O önemli değil. Artık şurası ve şurası arasında biz daraltmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yine bir kere çektim. Tekrar doladım. Arkadan alıyorum. İkisini bir çekiyorum. Sonra üçünü tek seferde. Bu şekilde devam edelim. Buraya kadar geliyoruz. Buradan sonra yine normal bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan alacak şekilde tekrar burası benim bir üst noktaya çıktığım yer. Bir üst sıraya çıktıktan sonra buradan tekrar buraya kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir önden bir arkadan olacak şekilde yine bu işaretleyiciye gelene kadar örelim. Sonrasında ikinci sırada yine daha farklı bir toplama işlemimiz olacak. Orada da görüşelim. O zaman tekrardan anlatayım. Evet, ben şimdi buradan eksiltmemi yaparak ördüm. Bir üst sıraya çıktım. Bir üst sıradan da tekrar buradaki işaretli yerime kadar ördüm. Şimdi yine burası ve burası arasında eksiltmelerimizi yapacağız. Şöyle, şimdi bir önceki sırada bir önden ve bir arkadan, şu önden ve arkadan olan kısımları birleştirip tek bir trabzan haline getirmiştik. Bu sefer de yine tığımızı doluyoruz her zamanki gibi. Önden bu ikisini birlikte alıyoruz. Yani bu önden ve arkadan birleştirdiğimiz trabzanları birlikte alıyoruz.
Yine bir kere çekiyoruz. Tekrar doluyoruz ve tekrar yandaki trabzana, iki tanesine yani, aynı işlemi uyguluyoruz. Yine aynı şekilde böyle eksiltmemizi yapıyoruz. Tekrar yapalım beraber. Tığımızı doladık. Bu iki trabzanı, birleştirdiğimiz trabzanı tekrar aldık. Bir kere çekiyoruz. Sonra tekrar tığımızı doluyoruz. Bir yandakine, ikisini birlikte tekrar ve iki de çıkıyoruz. İkisini birlikte aldım. Bir kere. Sonra ipimi doluyorum. Tekrar yandaki ikiliye battım. Tekrar iki de çıktım. Bu şekilde toparlanarak devam edecek. Birlikte yapalım. Biraz sıkı örüyorum galiba. Ondan dolayı tığım çok ses çıkartıyor. Evet, gördüğünüz gibi toparlanıyor. Yine buraya gelene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Sonra bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir üst sırada da yine bir önden bir arkadan normal örerek yine bu işaretlediğimiz yere kadar geliyoruz. Ben tekrar bu işaretlediğimiz yere kadar öreyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, ben yine ördüm ve bu işaretlediğim yere kadar geldim. Şimdi bu botlarımızla eksiltmelerimizi 3 aşamada gerçekleştiriyoruz. Birinci ve ikinci aşamayı beraber yaptık. Şimdi üçüncü ve son aşamamızı da yapıp sonra şu boyun kısmına geçeceğiz. Hemen son aşamamızı da göstereyim. Yine ipimi doluyorum. Şuradan şöyle geçiyorum. Bir kere ipimi buradan geçiriyorum. Sonra tekrar doluyorum. Yine buradan aynı şekilde geçiriyorum. Tekrar doluyorum. Artık toplamak yok. Sonuna kadar sadece bu ikisini birden çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı şekilde ikisini birden çektim. Yine ipimi doladım. Buradan geçiriyorum. İkisini birden. Bakın burada toplanıyor ilmeklerim. Tekrar buradan ikisini birden, tekrar ikisini birden alıyorum. Tekrar aldım ve burası aldım, tekrar ikisini birden. Gördüğünüz gibi ilmeklerim toplandı ve bu işaretleyiciye kadar geldim. Şimdi burayı hepsini birlikte tek seferde topluyorum. Sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir zincirle sıkıladım. Sonra yine buradan devam ediyorum örmeye. Bir ön, bir arka olacak şekilde. Tekrar burada ben bir üst sıraya çıkıyorum. Benim bir üst sıra, iki zincirlik yerim burası. Buradan bir üst sıraya çıkıp tekrar bu işaretlediğim şuraya kadar gelip buranın birleşimini yapıp bir üst kısmı nasıl örüldüğüne geçeceğiz. Evet, ben yine bir sırayı ördüm ve işaretli yere kadar geldim. Şimdi bu işaretten önceki şu arka sıramı da örüyorum. Ve sonrasında yine İlmeği doluyorum ve şunu şöyle kapatıp şuradan ve şöyle karşılığında şuradan geçiriyorum. Burayı bu şekilde bir trabzan örüyorum.
Evet, bakın burayı kapatmış oldum ve artık bilek kısmına, bu bizim için bir geçiş trabzanı oldu. Şimdi yine buradan bakın, şurada arkada bir trabzanımız var. Şöyle arkadan onu alıyoruz. Tekrar önden. Tekrar arkadan. Ve bu şekilde yine sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Artık burası ayak kısmı bitti. Bilek kısmına geçiş yaptık. Burasını böyle toparladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu bilek kısmının uzunluğu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bilek kısmını istediğiniz uzunluğa gelene kadar ben yine 4 sıra, şöyle göstereyim. Ben yine 4 sıra ördüm. 4 sıra ördükten sonra bu püsküllerini yapacağız. Sonrasında patiğimiz tamamlanmış olacak. Şimdi burada yine zevkinize göre kaç sıra örmek istiyorsanız o şekilde örelim. Daha sonrasında püskül kısmını da göstererek patiğimizi bitirelim. Ben 4 sıra ördüm. Boyun kısmını bitirdim. Şimdi burayı da yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve bir sıra sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sık iğne trabzanlardan daha çabuk ilerliyor. İpimiz yumuşak olduğu için örmesi keyifli bir ip. Hem de sıcacık tutacaktır patikler. Şöyle. Evet, bu tığın çıkarttığı sese bir çözüm bulamadım ne yazık ki. Evet, geldim sayılır. Şuraya da bir sık iğne. Şurası bir zincirimiz. Buraya da bunu şöyle kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Ve şimdi ters çeviriyorum. Artık püskül kısmımıza başlayacağız. Şöyle ipin yönünü de çevireyim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce şu boşluğa tığımızı aldık. Ben bu püskülleri isterseniz elinizde de yapabilirsiniz ama şöyle bir kartvizitle ben yapıyorum. Daha pratik ve daha
nizami oluyor. Şöyle tığ koydu. Kartvizit şöyle yaptı. Hepsinin aynı boyda olmasını sağlıyor kartvizit. Şöyle şu şekilde geçiriyor. Tığı buradan geçirdim. İpi böyle alttan alıyorum. Şöyle. Karışık ya da düzgün durması önemli değil. Çünkü sonrasında zaten onlar düzeliyor. Şöyle geçiriyorum. Bak şunu şöyle kaydırarak da tığımı geçirdim. İpi alttan şöyle geçiriyorum. Şuradan alıyorum ve bağlıyorum. Tığı geçiriyorum. İpi alttan alıyorum. Tabii bu normalde daha kolay oluyor ama çekim yaparken biraz zor oluyor. Şöyle yaptım. Bakın şimdi şöyle bağladım. Şimdi şu kartı çıkartıyorum. Kredi kartı da olur. Herhangi bir kart vizit olur. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Zaten iplerimiz kıvrılıyor kendiliğinden. Şöyle sonrasında düzeltirsek gayet hoş duracaklar. Şimdi şu ön kısmı biraz yukarıda olduğu için kartvizitle yapınca biraz uzun duruyor. Hoş durmuyor. O yüzden şurada da göstereyim. Birkaç tanesini şöyle kısa yaparsanız o da şöyle. Şöyle parmağınızla şu şekilde çekebilirsiniz. Bunu normalde de yapabilirsiniz ama hepsi aynı sırada hani denk gelmeyebilir. Yani çok da önemli değil hepsinin aynı sırada denk gelmesi. Ama yine de hoş görünmesi açısından tabii ki hepsi aynı boyda olursa bence daha hoş olur. Bir tane daha yapalım elimizle. Şöyle. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine kartla devam edebiliriz. Ne kadar ip gittiğini de size ben söyleyeceğim. Şuradan tığımı tığı geçirdim. Şuradan şöyle ipimi doluyorum. İpimi aldım ve bağladım. Şöyle yaptım. Şöyle geçirdim. Şöyle yaptım ve geçirdim. Sanırım anlaşıldı. Nasıl yapılacağı? Tekrar bir kere daha göstereyim. Şöyle ve geçirdim. Şimdi ben bütün püsküllerimi yapayım. Ondan sonra bitiş için tekrar görüşelim. Ben püsküllerimi bitirdim. Düzeltmesini de birazdan yapacağım. Şimdi buraya sonuna geldik. Son püskülümü yaptım. Şöyle yan tarafa şöyle kaydırmayla bir ilmek, sonra bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle biraz bırakarak kestim. Bunu buradan çekiyorum ve sabitliyorum. Şimdi şöyle birkaç ilmek şöyle ipimi geçirerek ipimi saklama yöntemiyle şöyle işlemimi bitiriyorum. Bakın. Evet. Botumuz bitti. Şöyle püsküllerini de düzeltelim.
Şöyle tek tek ayırarak. Bakın hepsi aynı boyda duruyor. Nizami oldu. Bakın. Tabi arada birkaç kısalık uzunluk farkı olabilir. O da çok önemli değil. Genel olarak aynı hizada olması yeterli. Şöyle düzelterek. Evet, botlarımızı bitirdik. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. Güzel, evde kullanabileceğiniz, hem pratik hem de sıcak tutacak bir çift botumuz var. Instagram hesabımız Lalin Hobi'den takip edebilirsiniz bizi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin ve abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.